Onlarınki Van'dan Kocaeli'ye uzanan aşk hikayesi. Meryem 19 yaşında geçirdiği bir trafik kazası, eşi Seyfettin ise 16 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüyemez hale geldi. Bir araba kazasını geçirdim. Sonra spora başladık. Hayata tutunduk. Hayat devam ediyor. Ben 16 yaşıma kadar hastane bile bilmiyordum nasıl bir yerdir, nasıldır. Sonra bir anda yürürken ayaklar bir anda tutmadı. Fert gibi bir şey oldu. Sonra 2 yıl hastaneden, İstanbul'dan, Antalya'dan, Diyarbakır'dan, oradan bayağı hastanelerde gezdim. Ben 2 yıl hastanelerde kaldım. Hayat, bu iki güzel insanın yollarını tedavi görmek için gittikleri İstanbul'da bir hastanede kesiştirdi. Ben Kocaeli'de oturuyordum. Benim eşim de Van'da oturuyordu. Ben buraya alışkın olduğum için, o da beni sevdiği için memleketini bırakıp bana geldi. İstanbul'da fizik tedavisi esnasında 15 gün orada fizik tedavisini gördük. Orada tanıştık, arkadaş olduk. O memleketine gitti, ben de Kocaeli'ye geldim. Telefonla konuşmaya başladık. Yani sadece arkadaş olarak önce arkadaştık. O zaman, evet. 8 sene konuştuk. Uzakta uzaktan biz günde 12 saat telefon konuşuyoruz. Benim ailem karşıydı. Benim ailem niye karşıydı? Benim ailem benim sevgime, benim düşünceme, benim hareketlerime asla karşı değil. Ailemle de ayrı bir gurur duyuyorum. Yapamazsınız. İkiniz de yürüme engellisiniz. O yüzden karşıydılar. Evlilik yolunda atacakları adımda engelleri aşmak kolaydı ama ön yargıları kırmak biraz zorladı. Ailem de aynı, eşimi ailesi gibi ikiniz aynı durumdasınız, yapamazsınız, şu bu. Çok şükür biz 6 yıldır evliyiz. 6 yıldır biz evimizi de aldık, evimize de taşındık. Çok şükür ikimiz de beraber sporumuzu da imal etmiyoruz. Gezmelerimizi de, tozmalarımızı da, pikniklerimizi aynen, de. Aynen, hepsi de şu anda hepsi de aynı bizimle yani onlara... Rabbim ne istemişse orada sen aç kalırsan ben de kalırım. Böyle beraber sen yeri gelince sen bana ayak olursun. Yerin gelince ben sana ayak olurum. Böyle hayatımızı devam ederiz. Evlendikten sonra tabii ki Seyfettin'i tanımıyorlar, bilmiyorlar nedir. Sonra Seyfettin'le tanıştıktan sonra onu çok sevdiler, beni unuttular. Ha, şimdi o kıskanmaya başladı. Şimdi ben kıskanmaya başladım. Birbirlerine olan sonsuz sevgileri herkese örnek oldu. Hayal ettikleri her şeyi yaptılar. Yuvalarını omuz omuza kurdular. Ben çay yapıyorum, o yemek yapıyor. Öyle birbirimizi tamamlıyoruz. Hiç de pişman da değilim. Evet, ben süpürüyorum, o siliyor. Aynen. Yani bütün işlerimizi yapıyoruz Allah'a şükür. Ama evet. Gerçekten Allah devletimize zeval vermesin. Evet. Yani engellilere öyle güzel yasalar çıkarmış. Yani engelli ki. Artık hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayabilir. Evet. Bir de engellilere burada sesleniyorum. Hiç eve kapanmasın. Zaten devletimiz her yasa size çıkarmış. Hiç kimseye muhtaç değilsiniz. Sporunuza da gidin. Orada dışarı da çıkın, gezin. Zaten belediyelerimiz hepsi de o imkanlar çıkarmış. Akülü araba. Bir al öyle, arıyorsun, belediye arabayı gönderiyor, seni götürüyor, gezdiriyor, evde çıkartıyor. Yani evet. O konuda Allah bin kere devletimizden razı olsun. Meryem ve Seyfettin'in sadece aşkları değil, spora olan tutkuları da dillere destan. Kaza geçirdikten sonra, 5 sene sonra... Spora başladım. İlk etapta zayıflama amacıyla spora başladım. İlk spora başladığım zaman Karabük'te Türkiye birincisi çıktım. Sonra Kocaeli'de Türkiye birincisi çıktım. Sonra milli takıma seçildim. Milli takıma seçildikten sonra Romanya'ya dünya şampiyonasına gittim. Dünyada üçüncü oldum. Tabii ki kendimle gurur duydum. Çok ayrı bir heves. Hevesten, mutluluktan ağlıyordum. Çok ağlamışımdır. O bayrağı, o kürsüye çıkmak, o bayrağı kaldırmak ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç, ayrı bir heyecan. Eşimi sayesinde spora başladı. İlk başladığımda halterde başladı. Halterde Türkiye ikinciliği elde etti. Sonra halterde eşimle beraber gidip gelmek için bilek güreşi başladı. Bilek güreşinde de Türkiye ikinciliğim var
3-4 tane Türkiye ikinciliğim var. Böyle devam ediyoruz. Gerçekten eşim çok azimli. Yani ona göre yani o büyük kazadan geçtikten sonra yani hiç kimse psikolojik olarak bile kendini toparlayamaz. Ben ondan çok şey öğrendim. Eğer ki böyle olmasaydım belki eşimle tanışmazdım, evlenmezdim. Bir daha dünyaya gelsem böyle engelli olmayı tercih ederim. Seyfettin'le tanışıp evlenirim. Onlar herkes için engelsiz yaşamın ve aşkın en büyük örneği. Biz bazen aramızda konuşuyoruz diyorum Allah bizim canımızı bir anda yani aynı saat aynı saniye alsın. Benim hayatta korkum yani benim Meryem'im kimseye muhtaç olmasa o bana yeter. Hayattır insan hasta da oluyor, insanın başı da ağrıyor her an. En ufak bir yerde başım ağrıdığı zaman onun dünyası kararıyor. Tabii ki onun da aynı şekilde ağrıdığı zaman benim dünyam kararıyor. Hayata gülümseyerek bakın ki hayat size gülümseyerek baksın. Hayata yüz çevirmeyin ki hayat size yüz çevirmesin. Dünyalar sizin olsun.